Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ harrama aleykumul meytete veddeme ve lehmel hinziri ve mâ uhille bihi li gayrillâh. Femen izdurra gayra bâgin ve lâ âdin felâ ithme aleyh. O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. Günahları çok affeder. Merhamet ve ihsanı boldur. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Bir de sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, bu bir rahatsızlıktır. Onun için adet sırasında kadınlardan geri durun. Ve onlar temizleninceye kadar kendilerine cinsel yaklaşmada bulunmayın. Temizlendikten sonra Allah'ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın. Allah tövbe ile kendisine dönenleri sever, temizlenenleri de sever. Ya eyyuhellezine amenu la taqrabus salate ve entum sukara hatta ta'lemu ma taqulun. حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi hakkıyla bilmedikçe namaza yaklaşmayın. Yolculuk dışında cünüp iken de gusletmedikçe namaz kılmayın. Eğer hasta veya yolculuktaysanız veya tuvaletten gelmiş yahut hanımlarınızla yatmış olur da gusledecek su bulamazsanız, o vakit temiz toprağa teyemmüm edin. Arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allah afü ve gafurdur. Af ve mağfireti boldur. Ya eyyühellezîne âmenû idâ kumtum ilâs-salâti fâgsilû vücûhekum ve eydiyekum ilâl-merâfiq. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip, topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da yıkayın. Cünüp iseniz, tas tamam yıkanın. Boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz, veya tuvaletten gelmişseniz, yahut kadınlarla münasebette bulunmuş olup da, su bulamazsanız, temiz toprağa teyemmüm edin. Manen arınma niyetiyle, ondan yüzlerinize ve ellerinize meshedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan nimetlerini tamama erdirmek ister. La ecidu fîmâ ûhiye ileyye muharramen alâ ta'imî yat'amuh. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. De ki, bana vahyolunanlar içinde bu haram dediklerinizin, yemek isteyen kimseye haram kılındığını görmüyorum. Ancak leş, yahut akıtılmış kan, yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan domuz eti, veya Allah yolundan çıkarak, Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olursa, başka. Bunlar haramdır. Fakat kim çaresiz kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. La taqum fihi abada la mescidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. O mescid-i dırarda hiçbir zaman namaz kılma. Ta ilk günden temeli takva üzere kurulan mescitte namaza durman daha münasiptir. Orada maddi ve manevi kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen ve ceale lekum min culudil en'ami buyutan testahiffunaha yevme da'nikum ve yevme ikametikum ve min asvafiha ve evbariha ve eş'ariha esaten ve meta'an ila hin. Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ocağı yaptı. Davarların derilerinden de, gerek göçtüğünüz, gerek konakladığınız günlerde, sizin için taşınması kolay evler, çadırlar, portatif evler nasip etti. O davarların yünlerinden, tüylerinden veya kıllarından, bir süreye kadar faydalanacağınız, giyilecek, döşenecek, ve kullanılacak eşyalar yapma imkanı verdi. İnnemâ harrama aleykumul meytete ve'd-deme ve'l-lahmel hinzîri ve mâ uhille liğayrillâhi bih. Femen yedturra gayra bâgin ve lâ âdin fe innallâhe gafûrur rahîm. Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı.
Ama kim çaresiz kalırsa, zaruret miktarını aşmayarak ve başkasının hakkına da tecavüz etmeyerek, haram kılınan şeyden yerse, bunda günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ Ona tertemiz, abdestli olanlardan başkası dokunamaz. وَيَابَكَ فَطَهِّرْ Ey örtüye bürünen, inziva arzu eden, ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut. Maddi manevi kirlerden arın. Pis ve murdar olan her şeyden kaçın. Verdiğini çok bularak minnet etme. Rabbinin yolunda sabret. Sûra üflendiği gün, doğrusu o çok çetin bir gün. Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün.